Aslında bu konuda çok beni arayan izleyicilerimiz oluyor. Biz bu bahsettiğiniz olumlamaları yapıyoruz, yapıyoruz ama bizim hayatımızda çok ciddi bir değişim olmuyor. Böyle hani ben değerliyim demek de değerli olunmuyor. Ben de diyorum ki hani senin farkın, sen bir arınma geçirdin çünkü bu çalışmaları tam manasıyla aldığın için önce bir arınma. Zihinsel arınma, duygusal arınma, bedendeki blokajların atılması sonra bu olumlamalar hı, etkili. Önce seninle çalışmaları Kesinlikle. gerekiyor yani. Önce ya... bir nur çalışacaksınız. Arkasından size verdiği ödevleri derse yapacaksınız. Ve hayatınız gerçekten olumlu bir şekilde değişecek. İnşallah. Tabii ki yani bana ulaşamayan insanların da arınma yol ve yöntemleri ben YouTube kanalımda, Instagram sayfamda paylaşıyorum. Hı hı. E, dua etmek bile bir arınmadır aslında. Belli meditasyonlar yapmak arınmadır zihinsel olarak buna hazır olmak, ilgili sorunun farkına varıp ve bunları düzeltme ile ilgili kararlı olmak arkasından bu bahsettiğimiz telkinler. Bu telkinler aslında olumlama diyoruz da bunlar afirmasyon diye biliniyor. Yani tekrarlanan telkinler. Bunlar bilinçaltını ciddi anlamda etkiliyor. Bugün de aslında konumuz bilinçaltı evet. olacak. O kadar çok konuşuluyor ki bugün günümüzde bu konuda yetkin olsun olmasın herkes bir bilinçaltına el atıyor. Herkes bu konuyla ilgili çok kendini e, ifade etmeye çalışıyor ama e, her şeyde olduğu gibi gerçekten yetkinlikle bu konuda e, aldığı altyapıdaki donanımı ve eğitimiyle e, bununla ilgili e, referanslar, doğru referanslarla olumlu sonuçlar ve dönüşümler e, almış kişilerin gittiği kişilerle bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Bilinçaltı öyle kolay kolay edilen bir yer değil. O yani, zaman sana soralım hemen bilinçaltı nedir? Bilinçaltı nasıl çalışır? Bilinçaltı aslında bizim hayatımızın neredeyse kaderimizi belirleyen çok büyük bir bilgi deposudur. Farkında olduğumuz bilinç şu an bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz, hatırladığımız, düşündüğümüz her şey farkında olduğumuz bilinçtir. Şöyle daha anlaşılır, kolay olsun diye bir gemi düşünün. Geminin kaptanı bilinçtir. Bilinçaltı ise ona hizmet eden tayfadır ve çoğunluk tayfadır yani bilinçaltı ise %90 bizim bütün davranışlarımız, kaygılarımız, korkularımız, korkularımız, endişelerimiz, takıntılarımız, alışkanlıklarımız, yaşam içerisinde cesaretli olmamız, özgüvenli olmamız ya da içe dönük olmamız ya da depresif duygularımız ya da çekingenliğimiz, daha bir sürü şey, bazı hastalıklar dahil olmak üzere ruhsal hastalıklar ve bedensel hastalıklar ya da yaşamdaki <laughs> ilişkiler hep bilinçaltı ile alakalıdır. Bilinçaltı anne karnında yaklaşık 4 ayken başlayan bir kayıt deposudur ve 6 yaşına kadar kaydetmeye oh. devam eder. Öyle bir şeydir ki yani farkında olmadan alır ve kaydeder. Siz bunun farkında olmazsınız. Sizin yanınızda yapılan konuşmalar, sizin yanınızda olan davranışlar, insanların birbirine karşı yaptığı davranışlar, onların size söylediği cümleler ya da sizin bununla ilgili olaya yüklediğiniz anlam, algılama şekliniz. Olayı görürsünüz ama bu algı ve yorumlama, içe döndürme, bunu değerlendirme tamam bu algıyla alakalıdır. Bütün bunlar bilinçaltı kayıtlarımızı ciddi anlamda etkiliyor ve bugünkü kaderimizi gerçekten ciddi anlamda etkiliyor. Kaderimizi etkiliyor diyorum ama e, düşünceler, davranışları, davranışlar, alışkanlıkları, alışkanlıklar hayatımızı doğal olarak kaderimizi etkileyen bir sistem, zincirleme bir yapı içerisinde. Bilinç gönderdiğimiz her şey doğru yanlış kaydediliyor. Bir depodur. Yani aslında bir otomatik pilot gibidir. Ee, bilinç ne söylerse onu sorgulamaz. Doğru mu, yanlış mı? Ee, buna inanarak aynen alır ve kaydeder. Ve bu kayıtlar doğrultusunda senin davranışların gelişir. Senin hayata algın, bakış açın, yaşantın, ilişkilerin, işlerin e, birçok anlamda seni etkiler bilinçaltı ciddi anlamda insanların hayatlarını etkileyen bir kayıt deposudur. Milyonlarca kayıt vardır ve aslında düzeltilebiliniyor. Yani tamam bazen bunu anlatınca insanlar diyor ki ya ne yani şimdi ben çocukken bana yapılan şeylerin benim bütün hayatımı etkilemesine ben razı mı gelmeliyim? Hı hı. İşte yetiştiğim halde böyle böyle şanssızlıklar yaşadım. Peki o dediğin ya da, gibi çocuklukta yaşanılan o çok kötü bir evet. olay yaşanmıştır. O silinebilir mi bilinçaltında? Ee, kesinlikle. Ya, mesela anne onu hamileyken anne karnında babanın anneye olan tutum ve davranışları, annenin güvensiz duyguları, annenin işte babada gördüğü şiddet olayı ya da annenin mutsuzlukları, tüm bütün duygular bebeğe geçiyor. Duygusal olarak geçiyor, Hı -hı. titreşimlerle geçiyor. E, doğduktan sonra çocuğa konulan duvarlar, tabular, yasaklar, e, sallanan parmaklar, e, cezalar, onu dikkate almama. Mesela değersizlik duygusunun geliştiği en e, belirgin davranış şekli. Küçükken hani e, baba işten yorgun gelmiştir ya da annenin çok işi vardır ve çocuk bir şeyi öğrenmek için sorar. Hı -hı. Git başımdan, şimdi değil, çok yorgunum. ...diyip ötelediğimiz anda... ...o çocuk gerçekten dikkate alınmadığını... ...değerli olmadığı hissine o an kapılıyor. Hmm. Ya da ev içerisinde ona... E, ...ilişki ortamında... ...aile içerisindeki ilişki ortamında... ...ona e, gösterilen davranış şekli... ...bireylerin birbirlerine gösterdikleri... ...davranış modelleri... ...o atmosfer... ...inanılmaz bir şekilde o çocuğu etkiliyor. Çocuklar kayıttır. Sürekli kaydeder. Gördüğü her şey kaydeder. 6 yaşına kadar. Hmm. Ve... Sonra bunları yaşamda dönüştürerek davranışlarına, alışkanlıklarına, bakış açılarına, algılarına, birçok şeye bunu dönüştürerek yaşamda bunu uygulamaya başlar. Bunlar değiştirilebiliniyor. Hani demin bahsettiğim konu yani ne yani annemin babama olan tutumu veya işte benim çocukken yaşadıklarım işte bir takım şanssızlıklar ben hayatım boyunca bunu çekmek ve bunu yaşamak zorunda mıyım? Değiştirilebiliniyor, dönüştürülebiliniyor. Kontrol edebiliyor muyuz Kesinlikle kontrol de edilebiliyor. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda, azıcık kişiler kendisi de çok bilinçliyse bu konuda yapabilirler. Ee, beyindeki nöronlar, bilgi kaydeden nöronlar, nöronlar arasındaki bilgi kayıtları tekrarlarla güçleniyor. Tekrarlanan kayıtlar, o bağlantılar, afirmasyon dediğimiz telkinlerle ne kadar çok sık tekrarlanıyorsa bilinçaltı bunu doğru alıyor ve kabul ediyor. Senin verdiğin emirlerle, emir cümleleriyle telkin diyoruz biz buna kaydediyor ve bunlar e, geliştikçe sizin davranışlarınıza dönüşebiliyor. Hı hı. Davranışlarda alışkanlıklara biz bu kodlamalarla birçok bağımlılıkları da düzeltebiliyoruz. Pardon. Yani bazen hipno hipnoz hipnoterapi kullanıyoruz ama kişinin çok hipnoz istemediği durumlarda bilinçaltı kodlamalarıyla sigara bağımlılığından tutta birçok bağımlılıklar değiştirilip dönüştürülebiliyor ya da kilo kilo verme ee, ya da kendiyle ilgili korkular, kaygılar, endişeler, takıntılar tamamen değiştirip dönüştürülebiliniyor. biliniyor. Ee, önce bilinçaltı temizlik çalışması, arkasından bilinçaltını doğru kodlarla kodlama bizim yaptığımız çalışmaların bir parçası. Tabii biz tek başına bunu yapmıyoruz. Tek başına bilinçaltı değiştirme insanın hayatında mucizevi bir dönüşüm yaratır mı? Yapan kişiyle de alakalı ama bir bütündür aslında. Yani ben hep şöyle diyorum. Pas, bir pastanın tamamını düşünün. Bir dilimidir bilinçaltı. Hı hı. E, orada zihinsel arınma var, bilinçle ilgili hatırladığınız olayların temizlenmesi de var. E, kişilik yapısını değiştirme, dönüştürme var. Ya da sizin birçok e, farkındalık noktalarınızın, tıkanmış olan farkındalık noktalarınızın belli çalışmalarla açılması da sizin hayatınızda fark ettirir, bir değişim dönüşüm yaptırıyor. Bütün bunlar iki günlük çalışmada. Birinci, üçüncü gün ya da birinci, iki gün ikinci gün yaptığınız çalışmalardaki 5 saatlik yorucu bir çalışma. Hı hı. Öyle 15 dakikada olacak bir şey değil. Hı hı. Kim 10 dakikada, 15 dakikada yapıyorsa ben güven konusunda soru işareti yaşarım gerçekten. Hı hı. Bu kadar basit ve kolay değil. O yüzden izleyicilerimiz bu konuyla ilgili danışmanlık alıyorlarsa kişinin çalışma şeklini, süresini, yaptığı çalışmaların neler olduğunu öğrenmeden kesinlikle böyle bir girişimde bulunmasınlar. Hı hı.